Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerle, savaş gündemiyle devam edelim. Rusya'da 3 günde 3 askeri hava üssüne düzenlenen saldırıların ardından gözler Ukrayna'ya çevrilmiş durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ukrayna'ya sınırların ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz dedi. Batı'dan gelen açıklamalarda saldırılarda kullanılan silahların Sovyet yapımı olduğuna da dikkat çekildi. 3 günde Rusya'daki askeri hava üsleri 3 kez vuruldu. Saldırıların ardından Washington Kiev'i uyardı. Rusya pazartesi günü Enols hava üssünü Ukrayna'nın Sovyet zamanından kalma insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurmuştu. Diğer hedef Moskova yakınındaki Rızan üssü olmuştu. Ertesi gün Kursk şehrinden patlama sesleri yükselmişti. Ukrayna saldırıları üstlenmese de gözler Rusya'nın sorumlu tuttuğu Kiev'e çevrildi. Batı saldırılarda kullanılan silahların Sovyet yapımı olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'yı uyardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünyanın Ukrayna'ya savunma için silah desteği verdiğini vurguladı. Ukrayna'ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunlar savunma amaçlı tedarikler. Ukrayna'ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan da benzer bir açıklama geldi. Bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı Rusya sınırları içine saldırması için ne teşvik ettiğini, ne destek verdiğini söyledi. Rusya'nın Rızan hava üssündeki saldırıda 3 askerin öldüğü açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 419'u çocuk olmak üzere 17.023 sivil hayatını kaybetti.